olarak bir bana değil destek olarak bir de bilgi yani hani Urfa Spor ne durumda, sıkıntısı ne, durum siyasi olarak bizim burada gerçekten özellikle siyasilerimizde ciddi işlerin belediyeleri ve kurumları tarafından desteklenir. Burada da aynı desteği Şanlıurfa'da da bekliyoruz. Şanlıurfa'da yetkililer. Şimdi bizim Urfa Spor'u devraldığımızda Urfa Spor 62 milyon civarında bir borcu vardı. Yöneticiyle geçmişten gelen futbolcuların ve SGK maliyesi resmi borçlarının dahi 62 milyon civarında bir borç vardı. Şimdi bu borç bugün valide 30 milyon civarında yöneticiler dahil. Şu anda bir borç var. Resmi olan borç 6 milyon civarında. 6-6,5 milyon civarında toplamda bir resmi borcumuz var. Tabii bunun içerisinde 1977'den kalan SGK borçları da var. 77, 84, 90, 95, ta işte 2018. Onlar dahil bu borçlarımız. Bizim bu sene aldığımız destek sağ olsun Sayın Bakanımız ve Valimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanı'nın ve yönetimle ilgili yönetimle beraber toplamda bir 11 milyon 618 bin lira bir para toplamıştı Şanlıurfa Spor için Olga'dan sonra. Tabii bu borcun 62 milyon dediğimiz borcun çoğunu geçen yıl Olga'dan önce kurumlarımızın, yöneticilerimizin desteğiyle 30 küsur milyonlara düştü. Şu andaki durumumuz spor bakımından, futbol bakımından iyi bir durumdayız. Ama maddi olarak daha halen sıkıntı yaşıyoruz. Maalesef geçen yıllarda verilen destek, maddi destek bu sene onun dörtte bir kadar bir destek bulamadık maddi olarak. Ama buna rağmen Şanlıurfa Spor'un şu andaki durumu iyi. Puan durumu da iyi, sıralaması da iyi. Şu anda bizim transfer yasağımız var. Geçmiş 2013-14 yılında ki futbolculardan, yabancı futbolcular, FIFA'dan dava açtılar. Onlar da tahtaya yansıdı. Şimdi transfer yasağımıza denk geldi. Dün itibariyle düştü, tahtaya yansıdı. Daha önceden yaşanan işte futbolcular var. 99'da dava açan futbolcunun davası yeni bitmiş, yeni bitmiş. Böyle problemler var. Bunların toplamı yalnız 6,5 milyon civarında. Şu anda 1.900.000 lira bir transfer yasağımız var. Geriye kalan borçlar da daha yansımamış tahtaya. Yöneticilerle ilgili, geçmişte kalan, yani alacaklı olan yöneticilerle ilgili de 2,5 ay civarında müfettişler Urfa'da incelemeler yaptılar. 2,5 ay burada kaldılar tesiste. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderdi. Tabii biz müracaat ettik incelemeler için. Bir ayda herhalde Ankara'da devam edecek. Ondan sonra çıkan rapora göre artık kime çıkacak, gerçek borçlama ne kadar, gerçek yöneticilerin borcu ne kadar ya da geçmişteki borcun yönetimsel hatalar ya da maddi olarak yapılan yanlışlar var. Bunlarla ilgili düzenlemeye gidilecek. Ondan sonra tam olarak yöneticilerin ne kadar alacağı var, o zaman belli olacak. O da bir ay, iki ay civarında bir süre sonuçlanır. Şimdilik bizim şu anda ki ciddi olan, önemli olan sıkıntımız transfer yasağı. Şimdi bizim lige iyi başlayabilmemiz için biz transfer yasağını kaldırıp yaptığımız transferlerin lisans alanını çıkartabilmemiz. Bununla ilgili de 3 milyon 900 bin lira civarında bir şu anda acil bir ödeme gerekiyor. Bundan dolayı Vali Bey'den, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan görüştük. Bakan Bey'e konuyu arz ettik.
bununla ilgili desteklerini tabii ki bekliyoruz. Sağ olsunlar, geçmişte nasıl destek verildiyse bugün de o desteği bekliyoruz. Çünkü Şanlıurfa Spor şehir kulübü, tüm Şanlıurfalıların takımıdır. Her konuda önemli bir aktivitedir. Ondan dolayı da desteklememiz gerekiyor. Şu anda da liglerin içerisinde, bu ikinci ve birinci ve ikinci ligler içerisinde neredeyse en borçsuz kulüplerden birisiyiz. Yani ilk konuların içerisindeyiz bu borç. Çoğu kulüp görüyorsunuz batıyor, transfer açamıyor. Biz buna takılmak istemezdik ama mücadelemiz neticesinde bu borçların çoğunda tabii ki uzlaşarak düşürdük. Gelen desteklerden burada şu andaki durumu aynı desteğe gelebilir miyiz? Yok, kesinlikle olamıyorum. Şimdi ben bunu söyleyeyim başkan. Yani 40'ın altına düşmemiş. Ama bizim bu yıl toplam gelen gelir, yöneticiler dahil, yöneticiler 4 milyon üstünde başta sağlamışlar yani. Normalde eski borç olmasa bizim hiçbir sıkıntımız yok. Bu para bize fazladır.